Değerli izleyiciler, bu söyleşimizde Hazreti Mevlana ve onun türbesi hakkında bazı hususları açıklamaya çalışacağım. Bu üç kelimelik kısa başlıktaki iki kavram dikkat çekici özellikler arz eder. Bunlardan ilki Mevlana. Mevla bilindiği üzere efendi, saygıdeğer, sahip, yüce, ulu gibi anlamlar taşıyan bir kelime olup na zamiriyle bizim efendimiz anlamına gelmektedir. Böyle olunca bu kelime aslında umumi bir anlam ifade etmektedir. Nitekim başka büyük şahsiyetlere de Mevlana dendiğini biliyoruz. Ancak Anadolu'da, özellikle Konya'da ve bilhassa son zamanlarda bütün dünyada Mevlana kelimesi Celaleddin Rumi ile özdeşleşmiş ve Mevlana denince yalnızca neredeyse münhasıran Mevlana Celaleddin Rumi akla gelir olmuştur. İkinci kelime olan türbe de benzer bir özellik arz eder. Türbe aslında sanat tarihi terminolojisinde mezar üzerine kurulan bina anlamındadır. Ve bu genel bir anlam ifade eder. Ancak Konya'da türbe denilince münhasıran Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi akla gelir. Hatta Konya'da şöyle bir söyleşi bile son zamanlarda değilse bile eskiden yaygın idi. Türbe önünde evin, meramda bağın mı var da böbürleniyorsun denir idi. Yani türbe deyince Konya'da 50-60 kadar türbe olmasına rağmen yalnızca Mevlana'ya ait türbe akla gelmektedir. Bütün bunlardan dolayı türbede Mevlana'nın türbesiyle Konya'da özdeşleşmiş bulunmaktadır. Bu hususları belirttikten sonra İslam'ın türbe konusundaki bakışını veya tutumunu da kısaca açıklamak istiyorum. Aslında İslam doktrinine göre türbe uygulanması hoş karşılanmayan bir düzendir veya uygulamadır diyebiliriz. Ve Hazreti Peygamber'in de bir hadisine dayalı olarak bu yasaklama yaklaşık İslamiyet'in zuhurundan itibaren 3 asır boyunca hükmünü sürdürmüştür. Ancak miladi 862 yılında vefat eden Abbasi halifesi Halife Muntasır'ın ölümü üzerine annesi tarafından yapılan türbe bu geleneğin yıkılmasına veya son bulmasına neden olmuş. Bu tarihten sonra önce İran topluluklarında, daha sonra da Türkler arasında türbe yapımı yaygınlaşmış ve hemen hemen bütün İslam dünyasında uygulanır bir durum arz etmiştir. İşte Selçuklular döneminde de türbe yapımının çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu dönemde yani 13. asrın sonlarına doğru Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatı üzerine de mezarı üzerine bir türbe bu geleneğe uyularak gerçekleştirilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi artık dünyada büyük sufi, düşünür, şair, edip olarak tanınan bir şahsiyettir. Onun hayatı hakkında fazla bir bilgi sunmama gerek yok. Çok bilinen bir şahsiyet olduğu için ben bir iki hususu hatırlatmakla yetineceğim. Bilindiği üzere Behte doğmuş. Babası Sultanul Ulema ile birlikte
muhtelif kentlere uğrayarak Anadolu'da Karaman iline kadar gelmiş. Orada 7 yıl kadar babasıyla birlikte kaldıktan sonra Konya'ya geçmişler. Konya'da da hem ilmi faaliyetlerini sürdürmüş, sonra da Sufi geleneklerine uygun cezbesiyle yazdıkları şiirle vecde ömrünü tamamlayarak 1273 yılında vefat etmiş ve böylece babasının mezarının yanına defnedilmiştir. Babası vefat ettiğinde Alaaddin Keykubad'ın gül bahçesi olan bahçeye defnedilmesi uygun görülmüş. Mevlana da babasının hemen yanına defnedilmiştir. İşte burada bir türbenin inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Ancak bu türbe Mevlana'nın büyük şahsiyeti, ona duyulan ilgi nedeniyle zaman zaman değişikliklere, tadilata maruz kalmıştır. Bunlardan ilki önemli değişiklik tadilattır. Türbenin üst örtüsü kaldırılarak onun yerine 16 dilimli bir üst gövde yapılmış. O da bir yine dilimli külahla kapatılmıştır. Bu önemli değişiklikten sonraki türbenin ikinci önemli tadilatı II. Bayezid dönemine rastlar. Bu dönemde türbenin yan duvarları kaldırılmış, dört payesinin içleri yuvarlatılmış, örtü, ayrıca silmeler tamamen alçı rölyef kalem işleriyle zengin bir şekilde süslenmiştir. Buralarda yazılar, levhalar, Küfi'den geliştirilmiş bezemeler büyük bir hakimiyet sunarlar. Bu Halepli Abdurrahman bin Muhammed adlı bir usta tarafından gerçekleştirilmiştir. II. Bayezid döneminde yapıldığı biliniyor. Ancak kesin bu nakışların kesin tarihi ne yazık ki belirlenememektedir. Şimdi türbenin özelliği bu değişikliklere de bağlı olarak ilk şeklinin ne olduğu hususu tartışma konusu olmuştur. Bazılarına göre dört payenin kemerlerle birbirine birleştirilmesiyle oluşturulan ve üstü bir yıldız tonozla örtülen türbenin sadece güney tarafı kapalı idi, diğer üç kenar açıktı. Oysa bu türbe üzerinde çok ciddi araştırmalar yapmış olan benim hocam Profesör Doktor Haluk Karamarlı'nın incelemelerine, araştırmalarına göre türbe üç yönüyle kapalı, sadece kuzey cephesi itibariyle açık eyvan tarzında bir türbe idi. Güneydeki duvarın herkes tarafından orijinal olduğunun kabulü dört tarafının da açık olma ihtimalini bertaraf etmektedir. Dolayısıyla bu türbe üç tarafı kapalı, önü açık tarzda inşa edilmiş idi. İşte Bayezid dönemindeki değişiklik sırasında güneydeki duvar korunmuş, yan duvarlar kaldırılmıştır. Bu ön cephede ayrıca
maiz silmelerle, köşe sütünceleriyle size zenginleştirilmiş ve bunlar da alçı kabartmalarla bezenip süslenmiştir, rendirilmiştir. İlk şeklinin bu tarzda olduğunu kabul ediyoruz. Ve türbenin bir de cenazelik katı var idi. Buranın Hazreti Mevlana'nın naaşının mumyalanıp buraya defnedildiği hakkında görüşler olmakla beraber bu tartışmalı bir husustur. Çünkü neredeyse 18. yüzyıldan beri bu cenazelik katına girilememektedir. O bakımdan da bu konuda kesin bir şey söylemek imkanı bulunmamaktadır. Ama şunu biliyoruz ki türbe iki katlı bir yapı idi. Alt katına girilememektedir. Türbede bir diğer değişikliği Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Kanuni Sultan Süleyman türbede Mevlana Celaleddin Rumi'nin mezarı üzerinde bulunan ahşap sandukayı kaldırtarak onun yerine mermerden oğlu Sultan Veled ile birlikte her ikisine bir mermer sanduka yaptırmıştır. Bu mermer sanduka bugün 2. Abdülhamit tarafından hediye edilen bir fuşide altında yer almaktadır. Döneminin en muhteşem ahşap eserlerinden biri olan Mevlana'ya ait ahşap sanduka ise babası Sultanul Ulema'nın mezarı üzerine kaydırılmıştır. Yüksek sivri kemerli bir şahidesi olan ve neredeyse 3 metreye yaklaşan boyutu sivri kemerli tonoz tarzındaki örtüsü, etrafındaki mail panelleri, ayrıca kitabeleri, bezemeleri ve ahşap tekniği ile gerçekten de döneminin en muhteşem sandukalarından biri olan bu ahşap sandukanın yerinden kaydırılarak oraya puşide altında kalacak bir mermer sandukanın yapılmasını da izah zordur ama fiili durum budur. Kanuni tarafından bu ahşap sandığa kaydırılarak, yana çekilerek böyle bir sandukanın, mermer sandukanın yapıldığını biliyoruz. Bir başka tadilat diyelim. Kuzeydeki türbeye girişi de sağlayan açıklığın önü bir gümüş kafesle kapatılmıştır. Ayrıca buraya çıkışı sağlayan gümüş iki basamaklı bir merdiven de yapılmıştır. Bu 1597 yılında Mahmud Paşa tarafından kalemkar İlyas adında bir ustaya yaptırılmıştır. Mevlana'ya duyulan saygının bir ifadesi o olarak bunun uygulandığını görmekteyiz. Üstü girift yazılarla doldurulmuş büyük bir emeğin mahsulü olan bir uygulamadır. Esasen bugün müze olarak kullanılmakta olan türbe normal zemine göre 80 santim kadar daha yüksektedir. Bu hem cenazelik katının bulunmasıyla alakalı hem de bu düzenlemeyle alakalıdır. Böylece Mevlana türbesine duyulan ilgi bu neviden hizmetlerin ve değişikliklerin yapılmasına neden olmuştur diyebiliriz. Tabii bugün Mevlana'nın türbesi herkesin bildiği gibi
bir adeta külliye diyebileceğimiz veya manzume diyebileceğimiz bir yapılar topluluğunun ortasında yer almaktadır. Türbe bu topluluğun nüvesini teşkil ediyor. Önce Sultanül Ulema'nın yani Mevlana'nın babasının mezarının yapılması, arkasından Mevlana'nın oraya defnedilmesi, daha sonra Sultan Veled'in orada metfun bulunması tabii ki bu ilgiyi artırmıştır. Ve sadece bu türbe yapısının güzelleştirilmesi, değiştirilmesi, farklılaştırılmasıyla yetinilmemiş, onun etrafına da birçok yapı kurulmuştur. Bunların arasında mescit vardır, semahane vardır, mutfak vardır. Ayrıca derviş hücreleri yer alır, şadırvanlar vardır, efendim havuzlar vardır ve Mevlana muhipleri arasında yer alan bazı zevatın türbeleri bulunmaktadır. Böylece 6000 metrekarelik bir alandan fazla bir alana bu manzumede diyebileceğimiz, külliyede diyebileceğimiz yapılar topluluğu yapılmış. Mevlana türbesi aynı zamanda böyle bir cazibe noktasının merkezini teşkil etmiştir. Tabii bu yapılar arasında Mevlana'nın türbesinin kaybolacağı düşüncesiyle olsa gerek muhtemelen biraz evvel söylediğim gibi mevcut türbenin üst örtüsü kaldırılarak Karamanoğullarının ünlü sultanı Alaaddin Bey tarafından adeta bir ikinci gövde yapılmış, onun üzerinde bir külahla örtülmüştür. 16 dilimli bu gövde ve külah tamamen çinilerle kaplıdır. Bu çiniler çok değişik zamanlarda, muhtelif devirlerde yenilenmiş, farklı farklı yeşil veya mavi tonlu ama işte değişen renklerde çinilerle kaplanmıştır. Son zamanlarda yani son birkaç yıl içinde orijinal rengi belirlenmek suretiyle bu çinilerin yeniden eskisine uygun şekilde yapılmış veya yapılmakta olduğu bir bilgisini basından okumuş idim. Böylece bu mescit, semahane, mutfak gibi yapılar topluluğu arasında bu Mevlana'ya ait merkezde yer alan türbenin uzaklardan görülme imkanı doğmuştur. Bu türbe bugün aşağı yukarı 25 metreyi geçen yüksekliğiyle Anadolu'daki hemen hemen bütün türbelerden daha yüksek bir boyuta kavuşmuştur. Akşehir'deki Seyit Mahmut Hayran Türbesi, yine Sivas'taki Güdük Minare yükseklikleriyle ünlü türbelerdir. Mevlana'nın türbesi bu yüksekliğiyle onları da geride bırakmıştır. Ama ilk şekliyle değil, daha sonraki bu müdahaleyle bir Kadir Şinaslığı'nın ürünü olmak üzere yaptırdığı üst gövdeyle gerçekleşmiştir diyebiliriz. Şimdi bu vesileyle şunu da söylemek lazım ki bunlarda döneminin ünlü ustaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Mesela sözünü ettiğim o muhteşem sanduka Hümameddin Muhammed tarafından yaptırılmıştır.
İkinci Bayezid dönemindeki süslemelerin Halepli Abdurrahman bin Muhammed'in eseri olduğuna temas etmiştim. Yine kalemkar İlyas adını da belirtmiştim. Ama türbenin asıl mimarının kim olduğu da tartışılmış ve araştırılmıştır. İflaki türbenin mimarının Bedrettin Tebrizi olduğunu söyler. Çünkü Alameddin Tebrizi Bedrettin Tebrizi'nin mimar olarak atadığını söylemiştir. Bu kararda Muhyiddin Pervane ile onun eşi Gürcü Hanım'ın da katkısının olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla bunların teşviki, gayreti büyük bir ihtimalle de finansmanını sağlamaları sonucunda türbenin gerçekleştirildiği kabul edilmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi 17 Aralık 1273 yılında vefat ettiğine göre bu türbenin yapım işlerine en erken 1274 yılının başlarında başlanmış olabileceğini düşünmek icap eder. Bu türbe tabii acaba bir yılda mı tamamlandı yoksa daha uzunca bir sürede mi bitirildi? Bu hususta bir açıklama yoktur. Ancak Mevlana'ya ait olması o günde Mevlana'nın büyük bir üne, saygıya sahip olduğunun göz önünde tutulması halinde türbenin içinin de belli bir seviyeye kadar çinilerle bezenmiş olma ihtimali, hatta bunun altın varaklı çinilerle bezeli olması çok muhtemeldir. Bütün bunlar dikkate alınırsa türbenin 1275 yılında tamamlanmış olabileceğini ileri sürmemiz mümkündür. Ve böylece tamamlanan, daha sonraki yıllarda da önemli ilgiye bağlı olarak tadilata maruz kalan bu türbe aynı zamanda o üst gövdesindeki çinilerinin yeşil olması nedeniyle Kubbe-i Hadra diye de anılır. Yani yeşil kubbe veya yeşil türbe. Halbuki yeşil türbe denilince biz hemen Bursa'daki Çelebi Mehmet'e ait türbeyi hatırlarız. Ancak bu türbeye de üst gövdesinin yeşil renkli çinileri ve onun dilimli külahının yine yeşil çinilerle kaplı olması nedeniyle bu türbenin de Kubbe-i Hadra şeklinde anıldığını tekrar hatırlatmakta yarar var. Böylece bu yapının hem Mevlana'nın şahsiyetine bağlı olarak hem de mimari özellikleri, sandukasının ihtişamı dikkate alındığında döneminin önemli bir mezar anıtı olduğunu belirtelim ve bu husustaki görüşlerimizi bu şekilde noktalayarak hepinize saygılarımızı sunalım. İyi günler diliyorum efendim.